Günaydın. Bugün pazartesi ve saat tam olarak şu an 7:43. Bir karar aldım. Bu hafta vlog çekeceğim. Bir doktor öğrencisinin hayatını aşağı yukarı görebilirsiniz. Ayrıca ben karantinadayım. Yani karantinadaydım. Çarşamba günü karantinam tam olarak bitecek. Çünkü Türkiye'den geldim ve 14 gün bekleme zorunluluğumuz yok tabii Türkiye'den gelenler için. Fakat ben duyarlı bir insan olarak hani taşıyıp taşımadığımı bilmiyordum. Aslında Türkiye'de kapmadığıma eminim çünkü gerçekten dikkatliydim ama uçak fulldü ve gelen turistlerimiz maalesef çok dikkatli davranmıyorlar. Yani millete güvenmedim için açıkçası 14 gün karantinaya aldım kendimi ve bu konuda iyi yaptığımı düşünüyorum. Geldiğim günden beri zaten ders çalıştım. Bayağı iş birikmişti ve yine birikmiş seviyede. Bu cuma günü danışman toplantım var. Bütün danışmanlarım toplanacak ve ben ne yaptığımı, ne ettiğimi göstereceğim. Aslında işin kötüsü benim geçen cuma günü de danışman toplantım vardı. Ve araya sadece bir hafta koyarak bir sürü görev verildi ve benim onları bitirmem lazım. Ajandama hepsini tek tek yazdım. Bu hafta hepsini bitirip perşembe günü gönderip cuma günü toplantıya girmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi sabah yulaf lapası yaptım, kahve yaptım. Muhtemelen 8:30'a kadar bir YouTube'da video izleyeceğim, bakacağım. 9 gibi de muhtemelen artık dersin başına oturacağım. 9'dan 1'e kadar çalışmayı düşünüyorum. Ara vereceğim tabii. Pomodoro kullanıyorum ben zaten. Pomodoro tekniğini bilmiyorsanız 25 dakika çalışıp 5 dakika ara veriyorsunuz. Her dörtlü 25'likten sonra da 15 dakika ara veriyorsunuz. Kendime zaten milletin saatlerini kullanmayayım diye çünkü gerçekten hoşuma gitmiyor başkalarının Pomodoro saatleri. Ben de kendi Pomodoro saatlerimi kullandım. Ben sadece yani kendim izliyorum şu an muhtemelen. Birkaç arkadaş da muhtemelen izliyor gibi gözüküyor. Çünkü izlenme sayısını artış oluyorum. Bu arada reklamlar da girdi fark ettiyseniz. Çok teşekkür ederim. 2000 abone de olduk. Bu da çok güzel bir şey. Ya benim böyle şeyler motive ediyor ve size bir PhD öğrencisinin hayatını aslında mezununa kadar bu şekilde vlog çekmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakalım. Efendim içeyim. Uzaktan bazı şeyler çok kolay gözüküyor olabilir ya da yani nasıl desem size. Yani yapılabilir, ben yaparım egosu yaşıyor olabilirsiniz. Ben herkesin her şeyi çok iyi bir şekilde çalışarak, düzenli bir şekilde çalışarak elde edebileceğine inanan bir insanım. Ve gerçekten güzel bir şekilde çalışırsanız olur ama çalışırken nelerden hani feragat etmeniz gerektiğini, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, feragat değil de düzenli bir şekilde sisteme koyarsanız her şeyi aslında yapabilecek zamanınız oluyor. Önemli şey planlamak, iyi bir plan yapabilmek ve hoca size bir şey yap dediği zaman siz onu nasıl yapıldığını bilmiyorsanız eğer onu ne zaman bitireceğinizi kestiremezsiniz. Bunu kestiremediğiniz için de doğal olarak ne oluyor? O iş ızıyor ya da sürüncemeye gidiyor ya da siz bütün işinizi, bütün enerjinizi o işe yoğunlaştırdığınız için o iş bir türlü bitmiyor. Ben bunu zamanında çok yaşadım çünkü ben de bunları ya anamın karnından bilerek doğmadım açıkçası. Ben de bunların hepsini tekrar tekrar deneye yanıla, deneye yanıla, araştıra araştıra buldum ve yönlendirdim açıkçası kendimi ona göre. Çok çok iyi olduğumu düşünmüyorum ama bir international öğrencisine göre yurt dışına çıkıp 2 senede öğrencinin yapabileceği her şeyin yani en üst seviyesine kadar yaptım. Buradaki yerli, İngilizcesi, ana dili olan insanlarla artık kıyaslanıyorum. Ya bu çok güzel bir şey. Hani ha şeyle şöyle bir şeyim yok yani buranın en iyisi olarak mezun olayım gibi bir asla asla bir düşüncem yok. Burada herkes çok iyi çünkü herkes doktora yapıyor ve doktora eğitimi dünyanın en zor eğitimlerinden bir tanesidir. Bunu başarıyla tamamlayabilmek her insan için bile bence büyük bir onur. Hani ilerisine gösterir, ne yapılır onu tam olarak söylemeyeceğim ama bu şekilde. Ay çok konuştum ben. Şimdi kahvaltı yapacağım. Zaten diyetteyim. Yüzümden de anlayacağınız üzere kilo aldım. Tatildeyken pişman mıyım? Asla değilim. Bir daha olsa bir daha alırım yani. Gerçekten annemin, teyzemin, yengemin ellerine sağlık. Beni çok güzel beslediler. Ama şu an tabii diyet zamanı. Ara ara tabii ki de kaçırıyorum yani Pringles falan ama. Çok kişi yulaf lapasını sevmiyor. Ama ben gerçekten çok seviyorum. Hemen hemen her kahvaltımda yiyorum. Tabii bazen hafta sonları menemen falan yaptığım da oluyor. Zaten bir tane de yemek sayfam var ama böyle düzenli olarak hani post atmıyorum. Hani arada gerçekten güzel bir tabak çıkarttığımı düşünüyorsam, insanları da motive edeceğini düşünüyorsam eğer paylaşıyorum. Onu da ekleyebilirsiniz istiyorsanız yani size kalmış bir şey. Sosyal medyayı seviyorum çünkü yalnız başıma yaşıyorum. Ve
Hani arkadaşlarım vardı bu Covid-19'dan önce ama artık karantinadan sonra pek sosyalleşemiyorsunuz ve ben de çok konuşmayı seven bir insanımdır aslında. O yüzden sizinle konuşuyorum. Aslında bu bana da iyi geliyor. Yani bana iyi geliyorsunuz. Umarım ben de size iyi gelirim. Yani size bir şeyler katarım. Boş şeyler çekmek istemiyorum ya, boş konuşmak istemiyorum. Boş yapmak istemiyorum. Ama yapabilirim. Yani garanti veremeyeceğim. Neyse ben şimdi uyuyayım. Birazcık video izleyeyim. Sonra görüşürüz. Saat neredeyse 9 olmak üzere ve ben de 9'dan yani kendime bir tane plan hazırladım. Size de gösterebilirim. Yani şurada yazıyor. Saatler arası ne kadar çalışacağımı, neyi bitirmek istediğimi, ne kadar süreceğini hesapladım. Ona göre bir plan yaptım. Şimdi ders çalışmaya başlamadan önce bence realistik bir plan yapmanız çok önemli. Yani bir gün içerisinde bir makaleyi yazamazsınız. Makaleyi bölümlerine ayırıp yazabilirsiniz mesela. Buna göre bir eğer plan yaparsanız, daha böyle gerçekçi plan yaparsanız bittiğinde daha mutlu olursunuz. Aynı zamanda sizi de motive eder yani bu. Benim bugün atmam gereken mailler, doldurmam gereken raporlar var. Raporlarını doldurup mailleri atacağım ilk başta. Saat 11, yani 9-11 arası çalışacağım. 2 saatlik Pomodoro açtım, göstereceğim size. Ardından bir ara vereceğim. Birkaç yere mail atmam lazım. Onları atacağım. Saat 1'e kadar ara vermeyi düşünüyorum. Yani 2 saat kadar bir ara vereceğim. O sırada kendi işlerimi yaparım. Belki video editlerim, tam bilmiyorum. Saat 1 ile 3 arası çalışacağım. Sonra 1 saat ara vermeyi düşünüyorum. Yine 4 ile 6 arası çalışacağım. Ondan sonra da yine kendi hobilerimle ilgileneceğim. Yani bir günde hani bir doktor aynı sabahtan akşama kadar çalışıyor mu diye düşünürseniz hayır çalışmıyor. Yani ben çalışmıyorum. Benim çalışmaya ihtiyacım o kadar yok şu an için belki de. Hani bu artık daha da şimdi ben 30 Eylül'de tezi submit etme kararı aldık biz. Ama tam olarak bitmeyecek maalesef, uzatma alacağız. Çünkü benim hala sonuçlarım gelmedi. Ocak gibi gelir inşallah diye düşünüyorum. Ama önümüzde göremem. Yani şu an için sadece yazdığım makaleye odaklanıyorum. Tez bölümlerimi yazıyorum. Yapabileceğim başka da bir şey yok. Ama şöyle bir şey düşündüm. Mesela eğer siz de benimle gibi bir aynı duruma denk gelirsiniz. Atıyorum Covid 2023 var. Covid 24 çıkabilir, 25 çıkabilir. Yani ne çıkacağı artık bilmiyorum, bilemiyorum yani. Bu tür şeylerle karşılaşırsanız aşağı yukarı tahmin ettiğiniz yani sonuçlar gelmeden önce tezinizin büyük kısımlarını aslında yazabilirsiniz. Şimdi benim ders çalışmaya odaklanmam nasıl? Bu arada 5 dakikam falan kaldı. Odaklanmam nasıl oluyor? Birincisi ben Pomodoro kullanıyorum. Gerçekten beni odaklı tutuyor. Bir 25 dakika boyunca net çalışıyorum. 5 dakika ara veriyorum. En büyük yaptığım şeylerden bir tanesi size önereyim. Yani şunu. Şu telefonunuzu şöyle yatağa doğru fırlatmak olsun. Benim telefonum zaten her zaman sessizdedir. Ben ne zaman istersem o zaman bakarım. Bir aradıysa o zaman, istediğim zaman dönerim yani. Hani telefon bana hakim değil. Ben telefona hakim bir şekilde yaşıyorum. Ayrıyeten kullandığım bir müzik var. Ben o müziği ne zaman duysam anında çalışmaya odaklanıyorum. Yani beynimi o şekilde de alıştırdım. Yani Malcolm in the Middle diye bir tane dizi var İngilizce. Gerçekten eğer izlemediyseniz, hani bu ara komik bir dizi arıyorsanız eğer bence izleyin. Çok zeki bir çocuğun evde yaşadığı, işte okulda yaşadığı sıkıntılardan bahsediyor. Komik, çok komik bir dizi. Bayağı eski de bir dizi bu arada. Orada bir laf vardı. Your brain is your muscle, use it or lose it diyor. Yani beynin senin kasıdır. İstersen çalıştır, hani kullan, istersen kaybettin. Çünkü kas çalışmazsa kayboluyor falan hesabı. Bir laf vardı. O gerçekten doğru. Bu Pavlov'un köpeği deneyini herkes bilir aşağı yukarı. Bilmiyorsanız işte köpeğe zil çaldığı zaman yemek veriliyor. Ve bir zaman sonra her zil çaldığında köpeğin salyaları akmaya başlıyor. Bunu ben şu an gündelik hayatta böyle insanlara baktığım zaman mesela televizyon izleyerek yemek yiyen insanlar belli bir zaman sonra her televizyonu gördüğünüz zaman acıkmaya başlıyor. Yani bu bebeklerde de oluyor mesela 7-8 aylık siz bir bebeğe yemek yediremiyorsanız ve o sırada ekran tutarak yani ne bileyim video açıyorsanız ve onunla yemek yediriyorsanız bu çocuk ileride her televizyonu, her ekranı gördüğü zaman otomatikman acıkacak ve muhtemelen obez olacak. Şimdi beyni bu şekilde yönlendirebiliyorsan eğer acıkmaya, beyni sen neden bir müziği duyar duymaz ders çalışmaya odaklayabilecek şekilde yönetmeyesin ya da onu o şekilde alıştırmayasın? Ben de bunu yaptım. O müziği sadece ders çalışırken açıyorum. Başlangıç kısmını duyduğum andan itibaren de odaklanmaya başlıyorum. Yani bir anda benim bütün ilgimi bir noktaya topluyor. Bir de ışık için sadece masaya vuran
ışığı açıyorum. Geri kalan hiçbir ışığı açmıyorum. Çünkü diğer ışıkları açarsanız beyniniz aslında başka yerlere de odaklanabilir ve sizin dikkatinizi dağıtabilir. Siz farkında olmadan nereye gördüğünü bilemezsiniz. Bununla ilgili çok güzel deneyler var. İleride anlatırım belki. O yüzden sadece ışığı tek bir noktaya topluyorum ve orada çalışıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Benim ders çalışma yöntemlerim bu. Ama en önemlisi gerçekten telefonunuza uzakta tutmanız. Ben şimdi başlıyorum. Müziğimi açacağım. Hatta size de göstereyim. Pomodoro müziği de göstereyim ne kullandığımı. Müzik olarak Chill Hops Remix 2019 kullanıyorum. Eğer Chill Hop müzikleri yani mutlaka duymuşsunuz, durmamışsınız da bence deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Pomodoro tekniği olarak da bugün 2 saatlik verimli çalış. Bu yine kendi Pomodoro sayacımdan oluşan bir şey. Buraya işte resimler koymuştum. Buradan da geri sayım aracı var. 25 dakika sonra 5 dakika ara verecek. Ardından 25 dakika daha çalışacağım. Bu şekilde dörtlüyü tamamladığım zaman 15 dakika aram olmuş olacak. Saat 11:50 geçiyor ve ben sabah yapmam gereken bütün işleri yaptım. Toplantıya da katıldım. Yani konuştuk, muhabbet ettik falan. O da bitti. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Birazcık ara vereceğim. Yani iki kişi bitirmek gayet iyi. Bundan sonra artık makaleyi yazacağım. Yani öğleden sonra tamamen makale yazmaya ayırdım. Result kısmını yazacağım. Muhtemelen bir 4 saatimi alır diye düşünüyorum. Aslında bir gün içerisinde bitirmeyi planlıyorum fakat hemen mail atmayacağım. Sizin de bilginiz olsun. Eğer bir işi bitirirseniz hemen mail olarak danışmanlarınıza göndermeyin. 1-2 gün bekleyin özellikle yazı yazıyorsanız. Çünkü hepimiz hata yaparız ve küçük gramer hataları, yazım hatalarından hani böyle ne bileyim onlarla uyarılmak gerçekten insana bazen koyuyor. Yani 2 seneden sonra. O yüzden onlara dikkat etmek için 1-2 gün bekleyip İyice kontrol edip ondan sonra göndereceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Birazcık sıkıcı gelebilir hayatım. Yani sürekli masanın başında geçiyor. Yani şu an karantinada olduğum için böyle. Yoksa her gün böyle bir 20-25 dakika dışarıya yürüyüşe çıkıyorum. Güzel oluyordu. Direkt şehir merkezinde oturuyorum ben. Ve bütün alışveriş merkezleri burada ve insanlar çılgın gibi alışveriş yapıyor. Bu sebepten dolayı biraz bir park var biraz ileride burada. Yani bir 40 dakika yürürseniz eğer çok güzel büyük bir şehir parkına denk geliyorsunuz. Oraya gidiyordum. Beraber gideriz ileriki zamanlarda ama bu hafta gerçekten inanılmaz derecede yoğun. Kaç hissetmiyorum kendimi şu an. O yüzden bir şey yiyesim yok. Sanırım biraz telefonla oynayacağım. Evet şimdi biraz acıktım açıkçası. O yüzden İnşaatın sesi geliyor. Kusura bakmayın. Dün yaptığım, ben genelde pazar günleri yemek yapıyorum ki hani pazartesi, salı, çarşamba öğlenleri beni meşgul etmesin. Daha çok hani çalışabileyim diye. Ki o yemekle uğraşınca yemek ardından bulaşıkları yıka falan gerçekten uzun sürüyor yani. Kimsenin de ev işlerine bayıldığını zannetmiyorum bu ayıpta zaten. O yüzden onu mikrodalgaya hemen atacağım. Patatesli et, öyle yahni gibi bir şey yaptım. Onu yiyeceğim. Gayet sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yemeğim hazır. Hemen mikrodalgaya koyup 2 dakikada ısıtınca oluyor. Patatesli etli bir şey yanına da gerçekten minicik böyle göstereyim. Minicik bir ekmek koydum. Onu yiyeceğim. Yerken çekmek istemiyorum çünkü güzel bir görüntü olmayacak. Görüşürüz. Birazcık takılayım. Ondan sonra da ders çalışayım. Bitince de yasak elma izleyeceğim zaten. Aslında yasak elma mı yapsam yoksa Sims mi oynasam arasında kaldım bu arada. Tam emin değilim. Ben çok bilgisayar oyunu oynayan bir insanım. Yani insandım daha doğrusu. Özellikle lisedeyken Prince of Persia oynadım mesela. Onu bitirdim. İkincisini de oynamaya çalıştım. Fakat maalesef bir tane dev vardı. Onu yenemedim. Bir hafta uğraştım. En sonunda CD'yi kırıp attım. O zamanlar CD'den tabii yüklüyordum oyunları. Heroes 4 çok oynarım. Hala her ne zaman Türkiye'ye gitsem bizim bilgisayarda kurulu o. Onu oynarım. Babam çok bilgisayar oynar çünkü. Ondan biraz kaptım yani. Şu an zamanım olsa mesela saatlerce oynayabilirim yani. Bir de Altruist diye bir tane oyun var. O çok güzel. Genelde strateji seviyorum zaten. Savaş Stronghold vardı benim zamanımda. Şu an yok.
Yani daha doğrusu yenisi var hani böyle. Ben de çok böyle animatik tarzı strateji oyunlarından hoşlanmıyorum. Benim için böyle piksel olacak. Old school yani. O Stronghold, Stronghold, Crusader'ları çok severim. Onun CD'sini kaybetmiş babam. Çok gerçekten nereden çıkacak çok merak ediyorum. Taşındık ettik falan da. Bir yerden çıkarsa kesinlikle istiyorum. Aslında eski oyunları indirip kullanılabilen bir program var dediler. Onu ben beceremedim MacBook'ta. Gat, bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen aşağıya yazsın. Çünkü gerçekten ben oyun oynamaktan, özellikle eski oyunları oynamaktan çok keyif alıyorum. Benim ilk oynadığım oyunları şimdi hatırlamıyorum. Muhtemelen Prens oyunuydu. Bu hani zıplıyor sonra ölüyor falan ya hani böyle prensesi kurtarmaya çalışıyor. Onun birincisini biz bitirdik, ikincisini bitiremedik. Uçan bir at heykeli vardı. Oraya kadar gelip ondan sonra geçemedik yani. Zaten o oyunu herkes bilir. Özellikle 90'lar zamanında bilgisayar sınıfları açıldıysa o bilgisayarların içinde o Prens oyunu vardı. Ve hani molalarda oynuyorduk yani. Benim ilk oynadığım oydu. Bir de kendimi bilerek oynadığım oyun Curse of the Monkey Island'dı. Aynı zamanda İngilizcenizi geliştirmek için de gerçekten çok iyi bir oyundur. Birçok kelimeyi falan ben oyunlardan öğrendim zaten. Fiil gruplarını, kelime, konuşma tarzlarını falan hep oradan öğrendim. Güzel yani. Ben seviyorum. Total War falan da güzel oluyor. Babamla oynamıştık. Bir de Dungeon Keeper var. Dungeon Keeper'sı yani çoğu kişi bilir yine 90'lardan. O da çok eksantrik bir oyundu yani. Onu da aslında yüklemeye çalışıyorum. O da olmuyor. Yani benim bir yerde hata yapıyorum. Onu aslında bir gün otursam araştırsam kesin çıkarım da bilerek araştırmıyorum. Ya kesin çözerim yani işi nasıl oynayabileceğimi. Ama onu bir çıkarırsam benim bu doktora zaten hiç bitmez yani hani hayatımı kilitlemiş olurum. Çok oyun bağımlılığı oluyor. Sims'te gerçekten sadece böyle keyif olsun diye oynuyorum. Beraber de oynarız yani. Paylaşırım sizle ne olacak sorun yok yani. Ya biraz çok çeşitli zevklerim var. Hani bilgisayar oyunları zaten babamdan kalmıştır. Sanatla çok ilgilenirim. Sanatı çok severim. Sanatçıya çok önem veririm. Yeni şeyler keşfetmek zaten hoşuma gidiyor. Zamanla beraber çözeriz, yaparız diye düşünüyorum. Ama şu an karantinadan dolayı ben aşırı dikkatli ettiğim için pek şey yapmıyorum. Ama artık birazcık onu değiştirmem lazım. Çünkü abi her yani hiç bakıyorum dışarıya maske takmıyorlar burada. Yani en azından bir maske taksanız hani şöyle bir 5 kişide falan görsem sokakta derdim de okey sıkıntı yok ama Garip bir memleket yani. Bir gün onlar da takmak zorunda kalacak yani. Bilmiyorum nasıl çözecekler. Gözlüklerim nasıl parlıyor bak. Saat 1'de ara verdim. Saat şu an 3.45. Çünkü izlemiyorsanız Aday Altın diye biri var. Amerika'da bir ada diye YouTube'da kanalı var. O bir şeyler koymuş. Ben genelde onun videolarını 2 kere izliyorum herhalde. Yani gerçekten çok hoşuma gidiyor. Takip ediyorum. Bayağı sıkı takipçisiyim. Onu izledim. Ondan sonra biraz bir arkadaşımla telefonla biraz mesaj açtık. Biraz canı sıkıldı galiba. Onunla konuştuk. Şimdi iç çay yapacağım. Ardından yine ders çalışasım yok ama çalışmak zorundayım tabii doğal olarak. Yeşil çay yapacağım. Yanına bir şeyler koyacağım. Ve çalışmam gerekiyor. Çalışmak zorundayım. Çalışmam lazım. Yani en azından 2 saat onu bitirebilirim. Yani işte bir doktor öğrencisi her zaman motivasyonunu bulamıyor. Aslında ofiste çalışsanız daha farklı oluyor da her şey. Belli bir sistemdesiniz, başkaları çalışırken onları da görüyorsunuz. Ama maalesef ki söylemem lazım evdeyken kendinizi sürekli motive etmeniz, motive ediyor olmanız gerçekten zor oluyor. O iş o gün bitiyor. Çünkü ben onu ajandaya yazdıysam o gün bitirmem gerekiyor. Rahat uyuyamıyorum. Ajandalarla ilgili eğer postlarımı gördüyseniz Instagram'da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ajanda kullanmak gerçekten çok önemli bence. Yani tamam iPad'iniz varsa iPad kullanabilirsiniz ama ajanda kullanmak daha önemli. Bu arada benim iPad'im yok ama iPad almayı düşünüyorum. Bakalım. Öyle yani. Yani ajanda kullanın. Ve siz de fark edeceksiniz. En azından hayatınızı belli bir düzene koyuyor. Yani bir deneyin bakalım.